Değerli dostlar, güzel insanlar, selamünaleyküm. Ben yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, fakir, fukara. Reisimiz, cumhurbaşkanımız, her şeyimiz, biriciğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımızın danışmanlarından biri olan Sadat'ın da kurucusu Adnan Tanrıverdi beyefendi. Tanrıverdi? Reis buna nasıl izin verdi? Reis onu Allah verdi yapardı ama demek ki dikkatinden kaçmış. Neyse, konumuza dönelim. Adnan Tanrıverdi beyefendi, Mehdi gelecek diyor. İslam birliği oluşacak diyor. Peki Mehdi ne zaman gelecek? Allah bilir. Biz üzerimize düşeni yapalım, ortamı ona göre ayarlayalım diyor. Hayrola, Adnan Bey, Bülent Ersoy mu geliyor? 10 kilo ıstakoz, 50 tane ıslak hamburger, 10 tane sıcak, 10 tane soğuk havlu. Kardeş, Mehdi bize misafirliğe mi geliyor? Ortamın tozunu alalım. Gelecekse gelecek. Madem bu kadar çok Mehdi'nin gelmesini istiyorsunuz, elimizde bir Mehdi'lik özelliklerinden birkaçını taşıyan Adnan Oktar vardı. Ne yaptınız? Adamın değerini bilmedi, hapse attınız adamı. Hadi ya, Adnan'ı hapse attınız kardeş. Kediciklerinden ne istediniz? Bıraksaydınız toplumumuzun gençleri, onların ilim irfanından faydalansaydı. Diğeri Hasan Mesarcı. Mesih'im diyor. Adam 3 kişiyle doğum günü kutluyor. Yazık, günah değil mi? Onun niye kıymetini bilmediniz? Adnan Tanrıverdi'nin Mehdi açıklamasından sonra Hasan Mezarcı tweet atıyor. Diyor ki Hazreti Muhammed'in kıyamete yakın gelecek dediği Mehdi, Mehdi değildir, Mesih'tir. Otomatikmen galiba kendini işaret ediyor. İyi de kardeş, diyelim ki Mehdi geldi. Adamı FETÖ'den hapse atıp atmayacağınız ne malum? Adam onca yolu gelecek, bir de FETÖ'cü deyip hapse atacaksınız. O Mehdi'nin gerçek Mehdi olduğuna nasıl ikna olacaksınız? Onun gerçek Mehdi olduğunu size kim söyleyecek? Düşündürücü değil mi? Diyelim ki geldi. Siz bunca yıldır İslam birliği olarak bir araya gelememişsiniz. Müslümanlar olarak birleşememişsiniz. Mehdi'nin gelmesini bekliyorsunuz. Mehdi geldi. Dedi ki selamun aleyküm, ben Mehdi. Siz de dediniz ki aleyküm selam. Dedi ki toplanın bir araya. Hep beraber toplandınız bir araya. Bir cuma namazı kıldık. Tamam. Dedi ki kardeş, şimdi biz İslamiyet'i kalkındıracağız. İsrail, İngiltere, Almanya, Amerika, bunların hepsi bize karşı çıkacak. Belki de savaşacağız. Benim öyle ışın kılıcım falan yok dedi. Sizin elinizdeki dedi silahlar ne dedi. Hele getirin dedi. Siz de getirdiniz. F-16 Amerikan yapımı, işte İngiliz yapımı, Alman yapımı. Silahınızı, tüfeğinizi, topuzu getirdiniz. Ola diyecek bunlar mı? Yok mu şöyle elinizde doğru düzgün bir silah? Hemen oradan bizimkiler çıkacak. Diyecek kardeş. Bizde S-400 füzesi var. Mehdi diyecek ki gelin diyecek, sizi bir öpeyim. Mucuk. Bir öpecek, bir sarılacak. İyi de diyecek. Bunun ateşleme tuşu nerede? Bizimkiler diyecek ki Rusların elinde. Ola diyecek bu da mı Rus yapımı? Bizimkiler diyecek he vallahi Rus yapımı. Şimdi Mehdi telefonu eline alacak. Putin'i arayacak. Alo diyecek. Putin diyecek ne? Ola diyecek ben diyecek Mehdi. Putin de diyecek ki vallahi ben tanımıyorum. Ya arkadaş ya. Mehdi'nin düştüğü duruma bak. Sonra da dönüp bize diyecek ki ya diyecek arkadaş ya. Bunca yıldır gelmemi bekliyorsunuz. Mübarekler, insan bir doğru düzgün bir füze yapar ya. Ölmüşlerizin hayrına. Biz ne diyeceğiz? Hiç düşündünüz mü? Bence bir düşünün. Bence Mehdi falan gelecek gelmeyecek muhabbeti hikaye. Aslında Mehdi geldi. Aramızda yaşıyor. Ama önce halifeyim diyecekti. Diyemedi. Onu açıklayamadı. Şimdi ortam oluşacak. Mehdi'yim diyecek. Düşündürücü. Gene güzel konuştum. Kendimle gurur duyuyorum.